Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlaştırılmalı, bu alanda reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri tamir edilerek bütün kurum ve kurallarıyla kalıcı hale getirilmesi, yönetim hayatımızda istikrarın el birliğiyle kökleştirilmesi önceliğimizdir. Tavsayan ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasında sıra deme gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir. İttifak sistemi gözden geçirilerek siyasi ve demokratik istikrarı zaafa uğratan ve uygulamada şahit olunan bazı çarpıklıklar ilerleyen süreçte giderilmelidir. Önümüzdeki sıcak gündemlerinden birisi de sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa hazırlığı olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik anayasa teklifiyle mezkur hazırlığa katkı vermek için samimi çağrısını yenileyerek herkesi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etmektedir. Biz hazırız. Darbe anayasasını rafa kaldırmanın sadece zaman, emek, sabır, sağduyu ve ahlaki uzlaşma gerektirdiğine inanıyoruz. Türkiye'nin tarihsel varlığı, Türk milletinin istikbal umudu sekteye uğratılmayacaktır. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir. Çözülmesi de acildir. Sözlerime son vermeden önce, Antalya Konya altında yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Sorumluların mutlak hesap vermesini temenni ediyorum. İkinci defa FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımımızın oyuncularını, teknik heyetini ve Fenerbahçe camiasını kutluyorum. Siz değerli arkadaşlarımın, aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin geçmiş mübarek Ramazan bayramını bir kez daha tebrik ediyor. Muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.